Geçmiş dönemlere göre bir artış olduğunu söylememiz mümkün. Çiftler evlendikten sonra belli bir süre korunmasız cinsel ilişkide bulunuyorlar ve bu süre sonunda şayet gebelik olmuyorsa hekimlerine başvuruyorlar. Bu çiftlerin sıklığı geçmiş dönemde her 10 hastanın bir tanesiyken günümüzde neredeyse her 6-7 çiftin bir tanesi hekimlerine çocuk olmasında güçlük çekme problemiyle başvurabiliyor. Tabii bunun nedenlerini sorgulayacak olursak muhtemelen eskisi kadar doğal beslenmiyoruz. Yani fast food hayatımıza girdi. Kişiler hareketsiz. Yani kilo alımı, obezite önemli bir problem ve bunun yanında kötü alışkanlıkların tabii etkisi var. Muhtemelen bu gibi durumlar hem yumurta hem de sperm kalitesini bozuyor. Bu yumurta artı sperm dediğimiz hücreler normalde üreme hücreleri. Çocuk olması için sağlıklı bir yumurta ve sağlıklı bir sperme ihtiyaç var. Kalitesi bozulmuş bir yumurta spermden de bebek olma şansının azaldığını söyleyebiliriz. Bir diğer önemli nokta daha var. O da şu. Yaş önemli bir faktör kadınlarda. Çoğu zaman artık günümüzde çiftler 20'li yaşlarda evlenmiyorlar. Evlenseler de çocuk sahibi olmayı düşünmüyorlar. Dolayısıyla 30, 35, 40 yaşlara erteleniyor. Bunun temel nedeni hani kadının toplum içerisinde daha rolünün artıyor olması, kariyer planları, eğitim faaliyetlerine daha önem verilmesi gibi faktörlerden dolayı çocuk istemi öteleniyor. Ancak ileri yaşlarda çocuk sahibi olmaya çalışınca çiftler doğal olarak gebelik şansları da azalıyor. Yani buradan yaşın önemini vurgulamakta fayda var kadınlar açısından. Şimdi şurada bir adaletsizlik var. Kadınlar ve erkekler arasındaki adaletsizlik. Bu ne? Kadınlarda üreme hücreleri yani yumurtalar daha anne karnında bebekken oluşuyor. Bu yumurtalar bir sefer oluşuyor. En yüksek sayıda doğum sırasında bu hayat boyu peyderpey azalarak gidecek. Dolayısıyla kademeli olarak azalacak. Bu azalmayı mevcut teknolojiyle engelleme olasılığımız yok. Yumurta sayısını arttırma şansımız da yok. Dolayısıyla kadınların üreme potansiyeli yaşla beraber azalıyor, sayı azaldığı için. Ama belki daha önemli bir faktör var. Size belirttiğim gibi yumurta hücreleri daha anne karnında bebekken oluşuyorlar. Kadın 30 yaşına geldiği zaman yumurta hücresi 30 yaşında. Kadın 35 yaşına geldiği zaman yumurta hücresi 35 yaşında. 40 yaşına geldiği zaman o yumurta 40 yaşında bir yumurta. Dolayısıyla taze yumurta değil. Ben bunu hastaları şey olarak ifade ediyorum. Genetik olarak problemli yumurtaların sıklığı artıyor. Dolayısıyla çürük yumurtaların sıklığı yaşla beraber artıyor. Dolayısıyla hem elimizdeki yumurta sayısı azalıyor hem de beraberinde de kalitesinin bozulduğunu söyleyebiliriz. O yüzden kadınlar için yaş göz ardı edilmemesi gereken önemli bir faktör. Bu mümkün. Aslında ilk 1986 yılıydı herhalde. Avustralya'da yapıldı yumurta dondurma işlemi. Bekar bir hastanın yumurtasını dondurdular. Sonrasında 2000'li yıllarda teknoloji de ilerledi. Vitrifikasyon denilen daha güncel, daha başarılı teknolojiler kullanılmaya başlandı. Yer 2010'lu yıllardan itibaren de Avrupa'da, Amerika'da yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Deneysellikten çıktı bu tedaviler. Türkiye'de de 2014 yılından itibaren hani başarıyla uygulanabiliyor. Buradan şunu da belirtmek istiyorum. Ülkemiz hani dünya standartlarında üremeye yardımcı tedaviler açısından üst düzey bir ülke olduğunu, başarıyla çok kıymetli hekimlerinizin olduğunu da belirtmek istiyorum bu hususta. 2014 yılında bu durum yasal hale geldi. Yani neredeyse 10 senedir yumurta dondurma işlemleri yapılıyor. Ancak belli durumlarda, yani her hastaya yapmıyoruz. Bunları açıklayacak olursak en önemli faktörlerden bir tanesi kanser hastaları. Şimdi genç yaşlarda kanser görülme sıklığı 45 yaşın altında neredeyse %10'lara ulaşıyor. Yani bir grup kadın genç yaşta kanser ne yazık ki olabiliyor. Ve kanserin tedavisinde kullanılan tedaviler, işte bu kemoterapi olabilir, radyoterapi olabilir. Evet, kanser hücrelerini öldürüyor, faydası var ama yumurtalık dokusuna da zarar veriyor. Dolayısıyla kadının üreme potansiyelini azaltıyor. İşte bu gibi durumlarda kadına özellikle meme kanseri, toplumda çok sık karşılaşılan bir kanser. Kemoterapi öncesi yani hastanın kanser tedavisi öncesinde primer hekimi yani onkoloğu tarafından yardımcı üreme tedavisiyle ilgilenen bir hekime yönlendirilecek olursa hasta bu tedaviyi almadan önce yumurtalarını dondurmak mümkün. Bu tabii hastayı gelecek için bir garantiye alıyor. Çünkü hastanın primer rahatsızlığı kanser tedavisi olduktan sonra çocuk sahibi olmak isterse hali hazırdaki donmuş yumurtaları kullanabiliyoruz. Başka indikasyonlar da var. Bir tanesi erken menopoz öyküsü. Yani annesinde, teyzesinde, kız kardeşinde adetten de beklenilenden daha erken dönemde
kesildiyse bu yakınları, evet bu olgular, bu hastalar da gene risk altında olacak. Bu grup hastalarda da yumurta dondurma tedavisi yapılabilir. Yine önemli bir durum cerrahi durumlar. Yani kadın bir yumurtalık cerrahisi geçirecek, kist ameliyatı olacak, büyük kistleri var, özellikle her iki yumurtalığında da var. Bu cerrahiye bağlı olarak yumurta gücü ciddi oranda diyelim ki azalacak veyahut da yumurtalığını kaybedebilecek hasta. İşte bu hastalarda da operasyon öncesi yumurta donduruyoruz. Sonrasında hasta daha güvenli bir şekilde kendi olacağı ameliyatını olabiliyor. Ve son bir endikasyonda yumurta gücü azalmış hastalar. Nasıl anlaşılabilir? İşte ultrasonografi yapıldığında yumurtalıklar içerisindeki yumurta sayımını hekimleri yapabilir. Veya antimüllerian hormon denilen hormon tahlilleri var. AMH olarak da kısaltılır. Bu takipler yapılabilir. Dolayısıyla hekimlerine başvurmaları gerekiyor. Ama ben şöyle bir ipucu verebilirim hastalara. Kadınların yumurta gücü azaldığı zaman adet düzenlerinde bir sıklaşma olur. Yani kastettiğim şey şu. Kişi 28-30 gün arasında düzenli olarak adet görüyorsa bu kademeli olarak 26-27 günde bir, 25 günde bir, 24 günde bir şeklinde daha kısalır. Dolayısıyla adetlerin başlangıç aralıklarında bir kısalma olması bu yumurta gücünün azalma lehine yorumlanabilir. Tabii ki bunun kararını, bu bir ön bulgu, bunun kararını tabii primer hekimleri verecek, kadın doğum hekimleri verecektir. Burada yumurta dondurma tedavisi aslında eşittir tüp bebek tedavisi. Yani benzer uygulamalar yapılıyor. Ne yapıyoruz? Hastalar adet döneminde başvuruyorlar. Hekimleri kan kontrollerini yapıyor. Ultrasonografi kontrolleriyle yumurtalıkların içerisindeki yumurta sayımları yapılıyor. Ve enjeksiyonlar başlanıyor. Bunlar iğneler yani. Yalnız iğneler korkacak iğneler değil. İnsülin iğnesi benzeri küçücük iğneler. Hastaları kendileri yapabiliyorlar. Bu iğne tedavisi yaklaşık olarak 8 gün 10 gün arasında devam ediliyor. Ne zamana kadar? O yumurta kesecikleri büyüyünceye kadar. Sonrasında da ameliyathanede topluyoruz yumurtaları ama hastaları ameliyathane deyince endişelendirmemekte fayda var. Bu basit bir cerrahi işlem. Hastaya maske anestezi denilen basit bir anestezi uygulanıyor. Vajinal yoldan bir iğne aracılığıyla o su keseciklerini, yumurta keseciklerini aspire ediyoruz. Yani çekiyoruz. İçlerindeki sıvılar içerisindeki yumurtalar ayrıştırılıyor ve embriyologlarımız tarafından yüksek teknoloji cihazlarla dondurma işlemi yapıyor sağlıklı yumurtalar için. En başta anlattığım gibi aslında yumurtaların kalitesi ve sayısı yaştan etkileniyor. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman kadın yaşı yani tedavi yaptığınız kadın yaşı önemli bir faktör. Yaş ne kadar gençse o yumurtaların sağlıklı olma olasılığı o kadar yüksek ve dondurduğunuz yumurta sayısı burada önemli bir faktör. Ama kabaca şunu söyleyebiliriz 35 yaşın altındaki hastalarda 8 ila 10 yumurta elde etmek o hasta için makul oranlarda gebelik oranları sağlayabilir. Ancak yaş ilerledikçe elde edilecek yumurta sayısı artması gerekecektir. Bu işlemlerin, bu tarz işlemlerin başarısı 40 yaşından sonra azalıyor ve 45 yaşında çok ciddi oranda azalıyor. Burada evet 45 yaşına kadar bu hastalara yumurta dondurma tedavileri yapılabilir ama tedaviye girecek hastaların yapılacak işlemle elde edecekleri ilerideki canlı doğum şansları hastaya doğru bilgilendirme yapılarak bu noktada hasta ve hekimle beraber ortak bir karar alınmasında fayda var. Yani hastalar mevcut başarı şansını bilecekler. Bu hususta tedaviye başlama veyahut da başlamama kararı alacaklar. Tabii farklı hastalar için farklı faydaları olabilir. Ben şöyle bir örnek vereyim size. Diyelim ki 36 yaşında bir hasta yumurta gücünde azlık saptandı hekimi tarafından. Bu hasta şayet uygun bir aday bulup da bir sene içerisinde evlenecek olursa o zaman evlendikten sonra tedavi almasında, klasik tüp bebek uygulanmasında belki daha fayda olabilir. Ama tabii kimse geleceği göremiyor. Uygun adaylar her zaman karşısına insanı çıkmıyor. Bu açıdan baktığınızda şimdi aynı hasta 36 yaşında ve 4 sene sonra, 5 sene sonra evlenecekse evet bu açıdan baktığınızda 40-41 yaşına gelmiş olacak. 40-41 yaşında
hali hazırda tüp bebek tedavisinin başarı ciddi oranda azalacak. Bu açıdan baktığınızda aynı hastanın 36 yaşındayken yumurta dondurma işlemi birim işlem başına çok daha başarılı olacak. Dolayısıyla yumurta dondurmanın artısı ortaya çıkmış olacak. Dolayısıyla burada yaş, tedaviye başlama yaşı önemli bir faktör. Hem yumurta dondurma açısından hem de klasik tüp bebek tedavileri açısından. Yine önemli faktörlerden bir tanesi sigara ve alkol tüketimi. Gene bu sigara ve alkol tüketimine de özellikle bu tarz tedavilere başlanılmadan neredeyse 2 ay önce, 3 ay önceden itibaren dikkat etmekte fayda var. Çünkü sigara iki önemli etkisi var. Bir tanesi yumurta gücü her zaman önemli diyoruz. Ancak sigara içen kadınların yumurta gücü daha hızlı tükeniyor. Yani bir örnek şöyle vereyim. Türkiye'deki menopoz ortalaması 49'dur. Avrupa'da biraz daha 50-51 yaşlar. Şimdi ama sigara içen bir kadın da birkaç sene önce, 2 sene önce, 3 sene önce adetten kesilme riski olur. Dolayısıyla o kadınların çok kıymetli olan yumurtalık bankalarının erken tükenmesine neden oluyor sigara içmek. Bir ikinci etkisi daha var. O da anlık olarak yumurtalara zarar veriyor olması. Dolayısıyla yumurta gücünü azaltma değil sadece öne çıkan yumurtaların, tedavide toplanan yumurtaların kalitesini de bozabiliyor. Dolayısıyla sigara konusunu önemsemekte fayda var. Kadınlar, ileride ben 40 yaşında evlenirim, nasıl olsa çocuk sahibi olabilirim. Benim annem çocuk sahibi olabildi, ablam çocuk sahibi olabildi diye düşünebiliyor. Ama senaryo öyle işlemiyor. Yani anneniz şanslı olmuş olabilir ancak yaş ilerledikçe kadının doğurganlığı ciddi oranda azalıyor. Yaş önemsenmeli. Çocuk istemi böyle 38-39 yaşların sonrasında bırakılmamaya çalışılmalı. Özellikle riskli hastalar, 35 yaşın ailesinde erken menopoz öyküsü olan, daha öncesinden yumurtalık cerrahisi geçirmiş olan kadınlar veyahut da hekimleri tarafından hali hazırda yumurta gücünün düşük olduğu belirtilmiş hastalar hani bu konuyu daha önemsemeli ve özellikle bekar hastalar için işte endikasyonları sağlıyorsa yumurta dondurma işleminin de bir seçenek olduğunu bilmeli.